Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece 3 adet yufka ile çok güzel börek hazırlayacağız. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli böreğin yapımına geçelim. Öncelikle 2 adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayıp tencerenin içerisine alıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağında soğanlar küçülene kadar kavuruyorum. Gram kadar yarı yağlı kıymayı da soğanlarla birlikte şöyle bir 5-10 dakika boyunca kısık ateşte kaşığın arkasıyla eze eze kavuruyorum. Yeterince tuzunu ilave ediyorum. Biraz kırmızı toz biber, birazcık da karabiber ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar çok olmadan domates salçasını da ilave edip karıştırıyorum. Artık kıyma harcım hazır. Onu kenara alayım soğusun. Ben hemen sosunu hazırlamaya başlıyorum. Bir çorba kaşığı dolu dolu tepeleme yoğurt. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ. Yarım su bardağı su. Evimizdeki klasik 200 milimlik bardaklarla bir adet yumurtanın akını boşa gitmemesi için sosun içerisine sarısını da üzerine için ayırıyorum. Sosum hazır, şöyle çırpıp kenara alacağım. Bu sos ile 5 tane yufkaya kadar da yeterli geliyor arkadaşlar. Kıyma harcı da aynı şekilde yapacağınız miktara göre değişir. Yani ekleyeceğiniz içine 5 adet yufkaya kadar kıyma harcı da yeterli geliyor. 1 adet yufkayı öncelikle masanın üzerine şöyle bir seriyorum. Hazırladığım sosla kaşıkla öncelikle şöyle bol bol döküyorum ve fırçayla her tarafına dağıtıyorum. Sosu tamamen fırçayla iyice sürün arkadaşlar. Her yerine değsin. Ortadan uzunlamasını ikiye kesip uç kısmına kıyma harcından yeterince koyuyorum. Dediğim gibi kıyma harcınızı 5 adet yufkaya kadar ve sosunuzu da yapabilirsiniz. Ben ilk önce böyle uç kısma diğer yaptığımı da dağıtarak yapıyorum. Göreceksiniz şimdi. Uç kısımdan üzerine atıp hafif sıka sıka sarıyorum, çok olmadan. Diğer yufkamı da aynı şekilde uç kısmına kıymayı koyup rulo halinde sarıyorum. Oldukça kolay ve bereketli oluyor böyle yufkayı ikiye kestiğiniz için arkadaşlar. Benim tepsim çok aşırı büyük değil. Tepsinin ölçüsünü de videonun yorum kısmına, yorum kısmına demişim, videonun alt kısmına hemen yazacağım. Yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine rulo haline getirip orta kısmına öncelikle yerleştiriyorum böreğimi. Ve diğer kalan hazırladığım tüm yufkaları da aynı şekilde çok sıkmadan etrafına sarıyorum. Diğerini de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ortadan ikiye kestim sosunu sürdükten sonra ve kıyma harcını dağıtarak yaptım. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapın diye ben size her ikisini de göstermek istedim. Bu sefer tam tersi uçtan sarıyorum. Bence bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Daha pratik, daha kolay oluyor. Öbürü biraz sizi zorlayabilir. Tepsinin çevresine bu şekilde rulo halinde yerleştiriyorum.
Tüm yufkalarımı aynı şekilde hazırlayıp bitirdikten sonra kenarda ayırdığım bir adet yumurta sarısını çırpıyorum ve sostan ben biraz ayırmıştım arkadaşlar, üzerine de dökmek için. Böyle bol soslu daha güzel oluyor. Öncelikle şöyle 2 yemek kaşığı kadar, hatta 3 yemek kaşığı koydum. Sostan yumurta sarısını içerisine çırpıyorum. Kalan sosumu da üzerine gezdiriyorum. Böyle sosu döktükten sonra üzerine kalan yumurta sarısını da çırpıp sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar ortalama 45 dakika boyunca pişiriyorum. Bu tarz tepsileri arkadaşlar fırınınızın alt gözüne doğru koymaya özen gösterin. Çünkü bu tepsilerin altı biraz daha zor pişiyor. Eğer bu tür bir tepside yapacaksanız. Ama normal bir tepside, fırın tepsisinde yapacaksanız orta gözünde pişirebilirsiniz. Ben üzerine bu arada birazcık da susam serptim. Onu söylemeyi unutmayayım. İsterseniz çörek otu ya da hiçbir şey serpmeye de bilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Böreği fırından çıkardım. Bakar mısın ne kadar güzel kabardı. Çok bereketli, müthiş bir börek oluyor arkadaşlar. Ben böyle dilim dilim pizza dilimi gibi kestim ama arzu ettiğiniz gibi kesebilirsiniz. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çıtır çıtır çok lezzetli bu böreği deneyip yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.